Selamun aleyküm arkadaşlar, merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün çok önemli konularla beraber olacağız. Kanalımıza da destek olmak isterseniz abone olun. Bildirimleri de açın arkadaşlar. Zil butonuna basın arkadaşlar. Allah razı olsun. Evet, sizden. Zil butonuna basın, unutmayın. Evet hocam. Zil butonuna basın ki size haber gelsin. Evet, olmasa olmuyor. Ya biz zayıfız ha. O 10.000 olmamışız. Hadi hocam. Hadi bizi, hadi bize karşı tarafa, bize yardım edin. Evet hocam. Şimdi hocam ben bir rüya gördüm. Vallahi çok zayıf, para kazanmıyoruz Çetin ya. Evet hocam, onu boş canım sağ olsun. 9300 abonedir, daha nedir? Evet hocam, şimdi para meselesi ikinci planda. Önemli olan bizim bu videolarımız daha çok kişiye ulaşsın. Hani daha çok kişi görsün. Belki de şimdi de birçok kişi bizimden haberi yok bile. O önemlidir. Tabii. Para zaten gelip geçicidir. Evet. Biz sıkıntımızı ala veriyor. Şimdi burada önemli olan bu. Şimdi ben seni rüyada gördüm. Nasıl gördüm? Bu önemli bir rüya. Ben hiç ortam da anlatmamıştım. Gördüm, Silvan'dayız. Bir cadde üzerindeyiz. Silvan Diyarbakır caddesi var ya, ana caddesi. Silvan merkezde. Evet. Tam bu karakolun askeri vardır ya. Askeri tam, evet, karşısı, evet. Tam ortası. Hı. Orada gördüm hocam, sen namaz kılıyorsun. Hı. Ama senin kabile tarafın Diyarbakır. Kıble tarafı Diyarbakır'a bakıyor. Normalde böyle kıble Silvan'da nasıl oluyor? Ben şaşırdım, konu buydu. Yani sen öndesin, Hazreti Ali de senin arkandadır. Ben de dedim ki, acaba Hazreti Ali niye Mehmet Hoca'nın arkasındadır? Normalde Hazreti Ali ile Hazreti, yani senin arkada olman lazımdı. O senin arkanda duruyor, ben bu bana biraz hayret vericiydi. Ya ben de niye böyle oldu yani? Bu iş böyle tersteyim yani. Hazreti Ali daha büyüktür. Hı hı. Peki niye sen arkanda namaz kılıyor? Biraz bana şüpheli bir durumdu bu. Evet hocam, bunu bir açıklayalım. Evet. Ben biraz anlıyorum da işi ama karşılık evet. Yoktur. Peki de bu ilimle alakalı olabilir. Şimdi bu batın bir ilimdir. Batın ilmine bağlı olan bir rüyadır. İmam-ı Ali ilim kapısıydı. Evet. Ve Allah'ın aslanıydı diyorlar. Peki, ben bunu soruyorum. İmam-ı Ali ilim kapısı benimle görmüşsün. Cadde üzeri de yoldur ya, yol doğru yol. Benim arkamda namaz kıldığını gördün. Yani şimdi sen öndesin, o senin arkandadır. Allah'ın takdiri öyledir. O zamanını yaşamış. Biz de bugünü yaşıyoruz. Biz de şu anda tehlikedeyiz. Bir yoldur bu diyelim, bu İslam yolu. Biz de aynı onun yolundayız. O da bizi takip ediyor. Acaba biz bu yolu takipçisi miyiz, değil miyiz? Hocam bu Hazreti Ehl-i Beyt diyoruz ya. Yani bizim sevgimiz aynı. Evet. Ruhaniyetleri yaşıyor. İmam-ı Ali Peygamberimiz ilerin ruhaniyetleri yaşıyor, takip ediliyoruz. Onlar da bu işe katılıyor mu bu meseleyi? Onlar da, Hazreti onlar da. Tercih aleminde görmüşsün. Bir de diyorlar Hazreti Mehdi, Hazreti Ali'nin soyundan olacak. Bugün, Hazreti Muhammed. Bugün hazırda namazda kim imam olur? Zahirdeki kişi olur. Batındaki kişi olmaz ki, görünmüyor ki. Vekili bize vermiştir. Zahir bugün biz varız, Mehmet Hoca var. İmam-ı Ali'nin ruhaniyeti batındadır. Bir de bir tane kardeşimizi sen tanıyorsun. Dedi ki ben daha o geleceğim. Karışmasın. O batındadır. Ruhaniyet haliyle Mehmet Hoca'nın arkasında namaz kılıyor. Ama Mehmet Hoca zahirdedir. Ve tehlikededir. Bugün Muhammed Melih hakkında bilgiler veriyor. Ve onun yönü Diyarbakır'dadır. Evet, kıble tarafı Diyarbakır. Neden? Çünkü Diyarbakır'da Peygamberimiz Diyarbakır'dan Cebrail ve Miraç'tan gelirken Peygamberimiz Miraç'ta Muhammed Mehdi gördü. Ve Cebrail ile Diyarbakır'ın semasında Mekke'ye gittiler. Ve bir dua okudu Diyarbakır'ın semasında. Ya Cebrail, burası neresidir sordu. Cebrail Aleyhisselam dedi, ya Muhammed, burası kara amir, kara bölgedir. Dedi, işte Allah'ın bereketi burada olsun. İşte maneviyatta da namazda Mehmet Hoca'nın Diyarbakır'da bakması mesele
Peygamber Efendimiz'in Miraç'tan Diyarbakır'ın üzerinden Mekke'ye gitmesi amacı bu ve Diyarbakır'da Muhammed bin Zuhul olacağına dair bir işarettir. Yani şu anda gerçekten de ben Mehmet Hoca olarak durumumuz çok tehlikelidir. Bizi seven var, sevmeyen var. Biz burada dini mücadelemizi veriyoruz. Düşman olan metafizikler var. Düşman olan şeytani kötüler var. Hocam şimdi ben bunu anlattım. Bir tane kardeşim dedi ki... Takip ediliyoruz. Haberim var. Bir tane kardeşim dedi ki... Evet. Dedi Mehmet Hoca bugünlerde dedi Selahattin Eyyubi rüyada görecek. Dedi sen ona müjdeyi ver. Dedi çünkü Selahattin Eyyubi de bu işin içindedir. Evet. Ruhani olarak. Tabi. Yani Diyarbakır'ın halkı eski ve yeni Allah için olanlar kimileri ruhaniyet halleriyle kimileri de zahir halleriyle Muhammed Mehdi'ye yardım edecekler. Allah'ın emriyle. Hocam şimdi ben bir şey anlatacağım. Evet. Şimdi bu konular ve derin konular. Yani enteresan bir de bu rüya meselesi karşı bir meseledir. Mesela hangi tarafından inanacaksın, hangi taraftan şeytani durum olabilir, sen bazen de karışıyor kafes. Şimdi böyle mesela diyelim ki bir insan abid olmak ister, Allah için süluka gider. Bir kapalı bir köşeye gider. İnzivaya çekilir. Ve Yüce Allah'ın isimlerini okur. Yalnız tek başına kalır. Karanlıkta olur. Odasında da olabilir. Işığı söndürür ve bir köşeye inzivaya çeker ve günlerce, saatlerce yani günde birkaç saat böyle devam eder. Ya Allah bana ben filan zatı görmek istiyorum der. Kimi görmek istiyorsa onun ismini söyler, niyaz eder. Ben Hızır Aleyhisselam'ı görmek istiyorum. Yahut Peygamberimiz Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem'i görmek istiyorum. Ya Allah bana göster. İşte o anda o kişi uyanık olmalı. Şeytan Peygamber Efendimiz'in kılığına giremez ama zaftanın kılığına girer. Hocam biri bana bir rüya anlattı. Ve gelir ona görünür. Diyor ki işte seni istediğin ben geldim. Ne istiyorsun bana söyle. Ama o kişi dikkat etmeli. Hemen ona kanmamalı. Ona şehadet getirmesini istemelidir. Eğer o kişi şehadet getiriyorsa o gerçek Allah dostu olan bir ruhaniyettir. Kendisi odur. Ya şehadet getirmese kaybolur gider. O demek şeytani bir cindi. Gitti. İşte buna dikkat etmeyen kişiler şeytani bir cin ona filan zatın rengiyle görünür. Dikkat etmesi gerekiyor. Hocam sen zıkarayı az iç. Ya. Yani çok dikkat etmesi gerekiyor bu halde. Adam uyanıktır. Evet, ona göre bir enerji geliyor. E işte onun kulağına fısıldıyor. Diyor işte istediğin zat benim. Ben geldim. Söyle ne istiyorsun? Dile. Ne diyorsun benden? Tabii o kişi de o korkmamalı. Der ey sen kimsin? İşte ben filan zatım. Sen filan zatı çağırdın ben oyum. Söyle ne istiyorsun? Hayır. Sen oysan şehadetini getir. Şehadet getirmedikten sonra kaçar gider. O bir kötü cindi. Gitti. Yani müminin işi ile kolay değil. Hem zahirde hem batında onun düşmanı var. Engelleyen var. Eğer maneviyatı kazandıysa başka bir zaman gene şeytan ona yanaşır. Tabii ki kişi akıllıdır, mantıklıdır, bilgiyle, bilimle sorgular, geleni sorgular. Sen kimsin? Senin istediğin zatım kimsin? Ben ya
İşte ismi budur. Ey şehadet getir. O gelen enerji onun kulağına şehadet getirir. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Bitti. O zat kendisidir. Ve o sülüka giren kişi dua ister, aşk ister ondan. Ya hocam peki şimdi biri bana dedi ki ben Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem rüyada görmüşüm. Ben rüya aile ayrıdır, zahir hal ayrıdır, evet, sülük dedim, ayrıdır. Dedim sen nasıl görmüşsün dedi zenci olarak. Ya şimdi. Peki nasıl zenci olarak? Bak şimdi. Hani biraz kafam karıştı orada. Şimdi. Başka bir peygamber vardı. Zencilerin içinde de mümin olan insanlar vardı. Hayır peygamberimiz olarak. Yüce Allah-u Teala. Hocam peygamberimiz olarak. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Bak peygamberimiz olarak değil. Bütün peygamberimizin peygamberlerdir fark etmiyor. Peygamberimiz onların da peygamberidir. Yok yok Hazreti Muhammed olarak diyoruz. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Afrika'da bulunan Müslümanların da peygamberidir. Ayrıca ben dedim Bilal-i Habeş olabilir mi? Yani yok yok Bilal-i Habeş de Arapların içinde hani peygamberimiz yaşamış ya. Şu anda Arapların ve Afrikaların eski tenleri birbirine uygundur. Ben de dedim acaba sen başka peygamberi görmüşsün belki de tam karşılaştırmışsın olabilir. Olamaz. Zaten Afrika tipi peygamberimizin yüzüne benzemez. Bazı hocam bazı rivayetlere göre Hazreti İsa zenciymiş. Ama bu var. Hazreti İsa zenciymiş kimi rivayetlere göre. Ama bu var Hazreti. Afrika'daki bulunan Müslüman kardeşlerimiz Allah-u Teala giriyor, Şia'yı diyelim. Allah-u Teala onların içinde de Allah için olan kullar var ki o alemi o alemin ne kadar peygamberimizi sevdiğine dair kişinin gördüğü bir rüyadır. Bir şandır. Yüce Allah-u Teala o zenci kulunu onun rüyasını kişiye göstermiştir. Yani işte aşktadır. Aşkta Muhammed'i arayan aşkta arar, bulur. Yüzler peygamberimizin yüzü değil. Ama Afrika halkının içinde de zenci olan Müslüman kardeşlerimizin peygamberin ne kadar sevdiklerine dair bir belirtidir. İman yüzle alakası yok ki, imanın yok, alakası yok. Yok. Ruhaniyetle alakalı. Tabi. Ruhaniyetle alakalı. Yani iyi ruhaniyetli olan zenciler de vardır. Ama o peygamber değil. Yani budur demek değil. Bir mecaz, bir anlam var. İşte bu da Peygamber Efendimiz'i ne kadar çok seviyor demektir. Evet. Enteresan dünyadayız hocam. Şimdi ruhaniyet halleri çok değişiktir. Çok farklı bir dünyada bazı yaşıyoruz. Bazı insanlar, değerli kardeşlerim, kimileri var, şaşalıdır, paşalıdır. Bir eli yağda, bir eli balda, altında 4 trilyon araba. Hocam, ben buyum, ben buyum. Halkı ruhaniyeti bu kadardır. Bu kadar ha, bu kadar ha. Batın ilimde yok. Ruhaniyeti küçücüktür. Ha bu kadar. Hocam mesela bir insanın... Onun kendisinden haberi bile yok. Hocam bir insanın ruhaniyetini... Saliyete girmişler. Bir insanın ruhaniyetinin güçlü olduğunu ne de anlaşılır? Sevgi gelir. Aşk gelir. Merhamet gelir. Ruhan sabırlı olur. Ve devamlı Allah'ı tebrik eder. Yok bir insan onu nasıl anlar? Hani misal. İşte aşk gelir ona. Kişi kendi değil değil. Ha? Başkası onu nasıl anlar? Ya halinden bellidir. Halinden bellidir. Onu izleyenler tanır. Adam dedikodu yapmaz. İftira etmez. Yalan söyleyemez. Kulak yemez. O kesinlikle. İlmi halın 52-54 halini üzerine alır. O da biraz bugünkü dünyada biraz zor olur. Ölmeden ölür. Tabii. Hocam 54'ün ne bir sırrı var? 54 ilmi hal yani bu hal. 54 bu da 12 tane mesela. Tam da. Mesela 5 tane iman. Hani 5 tane iman. Mesela 5 tane İslam farzı, 6 tane iman. 11. Abdest de var. Ve bu 54 rakamının ne? Bir tam karşımıza çıkıyor 54. 54 mukatalara aittir. 54 sayısı karşımıza çıkıyor. İlmi halde çıkıyor. 54 mukata aittir. Batın ilimde.
54 çıkıyorsa batın ilimdir. Batın ilimde hocam bir de ben bir şey araştırdım da 54 diyorsun ya, 5 5. boyut, 4. boyut. Şimdi 3. boyuttan çıkan kişiler önce 4. boyuttan bir kopya kuruluyor. O 4'te zor teli aşamaz onu. İşte onu aşması biraz titreşimli oluyor, sıkıntılı oluyor. Dünyayla alakalıdır. Hala gidip geliyor. Daha uçuyla 5'i birbirine bağlı bir 4'tür yani. 4 ile 5. Demek ki 4 ile 5'i aşarsak rahat ederiz beyin olarak, zihinsel olarak. O, ben onu anlatıyorum. 5. boyut ile 4. boyutun önemi. Belki 54'ün manası olabilir. 54 değil de 99 da var. Boyutlar çoktur. 5. boyut. 5. boyut ayrıdır. 99'a kadar boyutlar var. Hocam şimdi bu boyut meselesini önemlidir. Boyut. Şimdi boyut önemlidir. Biz de mesela bir kadın desek ki ben 5. boyuta çıktım. Mesela böyle bir şey diyelim. Evet. Peki bu boyut ile astral seyahat birbirine bağlantılı mı? Astral seyahat ayrıdır. O ikisinin de bir ayır. astral seyahat ya da tayin makam diyor. Düşünce hızıyla gider. Hocam bir ara gider, ruhen de gider hocam. Düşünce hızıyla ruhen gider işte. Düşünce hızıyla yani uykuyla uyanık halinde yakada gider, görür gelir. Fizik de gidebilir mi, gidemez mi? Bak şimdi hani dünyevi fizik. Fiziki olarak götürenler vardır. İşte o çok önemli bir şeydir. Ya götürenler gelir götürürler. Kendisi gidemez. Kendisi gidemez. Götürürler. Kapıyı açan biri var. Götürürler. İki kişidir. He götürürler. İki kişi gene götürür. Beşinci boyuta olan kişi ışıkları farklı görür akşamları. Sokak lambalarına bakınca gök kuşağı gibi görür. Ve arabaların fenerlerine bakınca gök kuşağı gibi görür. Ve semaya baktığı zaman gözünde beyaz perdeler iner. Hocam biz ne yapalım? Bak bu video çok önemlidir. Biz buradan bir video bitirelim. Gerçi şimdi bu video şimdi yarıda kalacaksa 17. dakikaya geldik. Tamam. Önemli konuya girdik. Aynen. Karışıyor orayı. Tamam. Evet hocam bir bizim reklamımızı da yap. Evet değerli kardeşlerim, bize abone olun ve buton ziline basmayı unutmayınız. Abonemiz bol olsun. Buton ziline. Sizin günahdır. Eyvallah hocam, Allah razı olsun.